Saint-Joseph bir illüminasyon alanıdır. Bir ışık saçan bir alandır. Yani hem his bakımından hem düşünce bakımından insanı kendi içine alan, özellikle eğitimciyi kendi içine alan ve ona devamlı bir kendini de ışıklandırma, kendinden memnun olmayı öğretme alanı olarak tarif edebilirim. Yıl 1975, Saint-Joseph'e eğitim vermeye başladığım yıl bu. İlk lise anım şöyle, yani ben Avrupa yakasında oturduğum için hiç, yani Saint-Joseph'in semtine hiç uğramamıştım. Sonra sonra geldim. Ondan sonra da öğrencilerle, yani sanki bir büyük bir buluşma oluyormuş gibi, yani Avrupa'dan Asya'ya gelmişim, burada değişik bir dünyaya sanki girmişim gibi hissettim kendimi. Çalışılan yer bir yaşam alanıdır. Ve özellikle tabii başladığım yıllar, gençlik yıllarım ve biraz uzun süren bekaret yıllarım olmuştur. Yani o zaman tabii büyük bir fırsat. Kendinizi tamamen işinize veriyorsunuz. Günün 1/3'ü bu çalışma alanımda geçiyordu. Tabii bazen öğrencilerle ders sonrasında kaldığımız, spor yaptığımız zamanlar da çok oldu. Tabii evlendikten sonra o daha da ilginç. Ne kadar evlilik hayatı olsa da, yani çalışma mekanında geçirdiğiniz saatlere bakınca, eşinizle geçirdiğiniz saatlere göre çok uzun. Malum gece uyuyorsunuz. Yani bu da, ve sabah erken çıkıyorsunuz. Ders erken başladığı için. Sanki o çalışma alanı gelip, yani örtüşmekten öte üzerine çıkıyor. Yani ev hayatının. Ancak bu tabii ev hayatının, evlilik hayatının tadını kaçırması anlamına gelmesin. Aksine çalışma mekanında yaşadığınız şeyleri evde konuştuğunuz, aktardığınız zaman sanki o evde geçirdiğiniz daha az süreyi uzatmış oluyorsunuz. Eğitim alanı bambaşka bir şey. Yani geliyor hafta sonu da sizle beraber içine alıyor. Sanki o konuda düşünmezseniz bir şeyler kaçırmış oluyorsunuz. Sanki bir şeyleri daha eksik aktaracağım gibi bir izlenime kapılıyorsunuz. Onun için yani bu çalışma alanı birebir hayatın kendisi oluyor. Yani mutluluğun ötesinde insana kendinden memnun olma hissini aşılıyor. Ve onu yaşıyor. Yani insanın dolu dolu yaşadığı meslekler herhalde sayılıdır. Yani emekli olduktan sonra bile insanın yüreğinde ve kafasında yer almaya devam ediyor. Saint-Joseph bana çok şey verdi. Öncelikle özgür bir çalışma alanı verdi. Bu çok önemli. Yani eskiden çocukların oynadığı serpantin, yani
kız kaçıran denen Türkçe bir ne diyorlar? Çatapat ateşli oyun galiba şimdi biraz yasaklanmıştır. Jean-Paul Sartre düşünceyi buna benzetiyor. Yani düşünmeye başladığı zaman insan uzaklara gidebiliyor. Ve öğrencilerde bunu hissettim. Yani sorgulama gereğini gittikçe önemsediler. Ve memnun oldular. Daha sonra da karşılaştığım zaman eskilerle bunun değerini çoğu zaman söylediler. Hatta şimdiki aklımız olsaydı o zaman tabii daha da derin kendimizi verebilirdik bu işte dediler. Ama ben her zaman bu doğaldır. O zaman gençtiniz, bir takım şeylerin temeli atılmıştır. Şimdi onu geliştirebilirsiniz diye cevap vermişimdir. Yani Saint Joseph denince bu tür bir kültürel hayat, düşünce hayatı aklıma geliyor.